Şükran hala haddini bilmiyor musun? Yaşına başına nazaran. He? Hayırdır sana? Ne oluyor? Şükran, Şükriye Doğan. Yaşından başından utanmıyor musun? Oğlunu vefat etmiş. Git yasını tut. Buralarda ne cirit atıyorsun Amerika'daki o yalancı, dalavere, dolandırıcı, finansal. Ondan ne bekliyorsun? O Şengül'e gönderir. Sana sen bir şey bekleme. Beni ilgilendirmez. Senin burada ne işin var? Git sen o Gebze'ye, Bilal Beşli'ye. Hadi. Sahte tanıklık yap ona. Ukala kadın. Utanmıyor efendim. Yaşından başından. Yok Fulya. Yok Sibel. Yok Bilal Beşli'yi yönlendirme. Şahitlik, sahte tanıklık. Nedir lan bu? Bir git ya. Bir ayağın zaten çukurda senin. Seninle mi uğraşacağım ben? Kalkıyorsun benim videolarımı paylaşıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. O Kuştepe'ye gelirim. Bunu sana bile vermem ha. Tamam mı? Bunu sana ne yaparım biliyor musun? O ölen oğlum yok mu Ozan? Onun üzerine basarım böyle. Basmak da olmaz. Sen ebedi kokuya naşlarsan bu tahtayı senin üzerine basarım. Bilal Beşli'yle beraber. Terbiyesiz kadın. Utanmadan hala burada cirit atıyor ya. Ahlaksız seni. İşbirliği çeteler. Oğlunun tahtasına saygı duymayan bir annenin burada ne işi var? Şükriye Doğan. Dangalak kadın. Canın istiyorsa git dalak al. Dalak ucuz. Dalak da alma. Git böyle bir tahta al. O ölen oğlum var ya. Heh. Bak. Şöyle göstereceğim. Alafrangamı göstereyim. O oğlum var ya canım. Heh. Oğlunun mezarına böyle tahtayla dışarımı alakayım. Tamam. Gelmişler çete halinde. Yok Bilal Beşli. Bilal Beşli avukat mı olay? He? Şükriye Doğan. Git de oğluna yaz tut. Safiye Soyman gibi. Buralarda cirit atma. Başka? Oğlunu, çoluğunu, çocuğunu, kızını, evladını, kocasını, eşini kaybeden annelere, babalara, çocuklara saygı duy. Gitti. Fatiha okuttur. Ne işin var senin burada? Bir ayağın çukurda. Alışmışsın Şengül'le beraber. Bilal Beşli elimizde. Ne elimizde? Devlet var, devlet. Senin oğluna acımamışsın. Oğlun öldükten 2 gün sonra mangala gittin. Konuşmayayım diyorum efendim. Ama gerçekleri konuşmak zorundayım. Ben ne yapayım? Benim annem de öldü, babam da öldü. Ama ben psikolojik ben ilaçlar kullanıyorum. Ve de görmek istemiyorum. Daha çok üzülürüm. Tutturmuşsunuz Bilal Beşli. Gerçek bir ana bunu yapar mı? Sana soruyorum Şükriye Doğan. Git oğlunun yasını tut.
Efendim, oğlu öldükten sonra ne yaptı biliyor musunuz? Şu ışığı da değiştir dedim şu şeye. Neyse, şöyle mi yapsam acaba? Ha. Oldu mu? Olmadı. Oo, neden olmadı ya? Şöyle yapsam. Çok mu geliyor acaba? Ha. Ha, şimdi biraz şey oldu şöyle. Gene olmadı. Ne? Şimdi oldu. Git de kendi oğlunla, oğlum öldükten sonra 2 gün sonra mangal keyfine çıktım. Şükriye Doğan. Bir tek senin dünyada oğlun mu öldü? Askerlerimizi, şehitlerimizi, şehit olan anneleri, babaları, evlatları, onları düşünmüyorsun. Buralarda cirit atıyorsun. Değil mi? Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde senin oğlun mu öldü? Hayır. Yok efendim. Bir ayağı çukurda bunun. Oğlunun öldüğüne, öldükten 2 gün sonra soluğu şeyde aldı. Mangalda. Mangal keyfi yaptı. Kalkmış bana Bilal Beşli işi yapıyor. Sanki bana Bilal Beşli avukat. Barolar Birliği'ne varana kadar her şeyin şikayet ettim. Sahte tanıklıktan seni de yazdırmış. Seni de şikayet ettim. Merak etme. Karışık muşamba. Oğlun acımayan. Bizde bir olay vardı. Bizde bir olay vardı biliyor musunuz efendim? Ha, mıncosuna acımayan ne? Hiç kimseye acımaz. Kaldı ki Şükriye Doğan oğluna mı acıyacak? Oğlu öldükten sonra 2 gün sonra kalktı gitti. Mangal keyfine gitti. Keyif yapıyorum dedi. Komşularım götürdü beni dedi. Mangallar, cızbızlar. Benim bildiğim benim evladım olacak da veya benim annem babam öldü ben gitmiyorum mezarlarına. Bir gram aklım var onu da şey yapmayayım diye. Kültürlü bir insanım ben. Tabii. Evet. Sonra kalkıyorsun benim yayınımı dinletiyorsun. Dinle. Çünkü seni kim ne yapsın? Seni kim ne izlesin? Bilal Beşli'yle ne tok olduğunuzu biliyorlar. Buna da para gönderiyorlar bu Bilal Beşli'ye. Bu da gitmiş Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne. Demiş ki ne orada benim üzerime gayrimenkul taşınmaz yok. Sibel Baysal'ın icralık evini alacağım. Gel al. Gel. 4 tane arabaya çarpan Makler Bugder Sigorta, Nikos Dost Sigorta yani bunların hepsi koymuş. Siz koysanız ne olacak? Hilece onu koyuyorsunuz. Yeter. Kalkmış bir de oradan şey yapıyor. Damgalak. Merhaba Leyla Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Leyla, kimsin sen?
Sen de mi kız? Bilal Beşli gibi sahte avukatsın. Dert dilercisi. Ha? Dora Ferda kimmiş? Oo. Herhalde bu da sahte tanıklardan birisi. Bilen'in eki abilindi. Para gönderiyorlar ona. Şunu dava et, bunu dava et. Sesim geliyor mu, boşuna mı konuşuyorum? Kimse de bir şey yazmıyor. Ha? Engelleyeceğim. Yazmayanı engelleyeceğim. Geliyor mu sesim, gelmiyor mu? Sonra engelledi. Yok bilmem ne. Kalkmış. İbnenin biri Amerika'dan burayı karıştırıyor. Tuzu kuru. Siktir git kendi işine bak lan yalpa. Ne oradan öyle? Finansal destek sağlıyorum Bilal Beşli'ye de. İstediğime dava açtırıyorum. Diyen sensin. Senin secerini ortaya benle Fulya çıkartacağız. Terbiyesiz seni. Ukalalar. Aa, işi gücü yok. Ben Amerika'da yaşayacağım. Burada entrika peşinde olacağım. Öyle bir şey var mı ya? Diğerlerini yönlendireceğim. Sahte avukat rolünü. Valla kusura bakma yani. Roy musun nesin? Hadi siktir git başımdan. Dümdüze bak hadi. Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Lalalay lalalay. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Aman aman. Allah kurban oldum, Allah var. Sahtekarlar, çeteler. Sizi çeteleşmişler. Ha? Düne kadar. Düne kadar Niler Albayrak. Ay, bu da şey. Ha, şöyle olsun bari. Ay efendim. Ha, şu anda oldu herhalde. Bilmiyorum. Gidiyor geliyor işte, bilmiyorum. Nilay Albayrak bana ceza aldırdı. Kadının ben korku mu var? Yok, adalet mülkün temelidir dedim. Ve kendisi hakkında alttan yazdınız. Nilay Albayrak'a karşı. Ondan önce Öykü Özden. Ben bunların isimlerini zikretmiyorum. Çünkü niye? Onların bana verdirtmiş oldukları cezaları ben hak ettim. Çünkü ben onlara çarptım. Hem Öykü Özden hem de Niler Albayrak. Siz çete olaraktan üzerime geliyorsunuz. Olmaz. Yani. Dikkat ettiyseniz efendim. Bu adam, adam diyorum ben buna, bu mide obeziteyi, Orta Doğu'nun. Ha. Bir de Şengül var, Ayşe Altuntaş. Bacısı Zeliha Nurbeşli. Kim vardı başka, onu yazdırmıştı. Ali Büyük Okşan'ı. Tamam arkadaşlar, ben de diyorum ki ne? Bakınız, bu şekilde ceza alırsam bu şeyin üst şeyi vardı. Benim burada açmış olduğum sizin hakkınızdaki davalar, duruşma tarihleri belli. Ali Büyük, Okşan, Bilal Beşli. Demek istediğim şu. Ben Niler'e çarpmasaydım, Niler bana o cezayı aldırtmazdı. Öykü Özden'e yapmasaydım, Öykü Özden de o cezayı aldırtmazdı. Sizin gibi bunlar çete değiller. Bunlar kültürlü, bilgili
insanlar. E sen nereden para geliyorsa Almanya, Amerika, Bilal Beşli hemen pat alıntı yapıyorsun yapay zeka olaraktan. İnsanların evine icra gönderiyorsun, tazminat açıyorsun, dava açıyorsun. Ben bir gün Gebze'ye geleceğim. Bakalım Gebze'nin adliyesine bir gireceğim. Gebze'nin adliyesi sana nasıl çalışıyor? Oradaki hakimleri, savcıları tek tek görüşeceğim. Yüksek hakim kuruluna da şikayet edeceğim seni Bilal Beşli. Hatta şimdi mutfaktan çıktıktan sonra bilgisayarımın başına geçip Cimer'den onu da bu konuşmamı yapıp montajlayıp göndereceğim. Nedir bu? Finansal nedir? Sahte avukatlık nedir? Sahte tanıklık nedir? Sana soruyorum. Veya size soruyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bir gün Gebze'ye geldiğimde Gebze Adliyesi'ne gireceğim. Gerek hukuk, gerek ceza muhakemelerine. Bakalım. Bu adam soyadını değiştirmiş. Önceki adı Bilal Beşli. Ankara'ya gelmiş, orada Orta Doğu Hastanesi'nde mide ameliyatı olmuş. Şimdi kendisini sahte avukat olarak tanıtıp ondan bundan finansal destek alıp adalet organlarını yanıltıp ve sizinle nasıl baş edebiliyor? Sayın savcım, sayın hakim, bey, gerekirse Gebze valisiyle de görüşeceğim. Yemin ederim, tükürdüğümü yalamam. Vallahi billahi. Bunu yapacağım. Geleceğim oraya. Tamam? Şu imzam bitsin. Az kaldı. 15 gün kaldı. Karakoldaki imzam bitse Gebze'ye geliyorum. Oradaki hakimlere, savcılara, valiliğe bizzat görüşeceğim. Yani bu adamın özelliği ne efendim diyeceğim. Neredeydik efendim? Baysal TV mutfağında. Neleri konuştuk? Tabii ki Baysal TV mutfağından gerçekleri, doğruları konuştuk efendim. Evet, bir gideceğim oraya. Gerçekten. Bir görüşün yani, değil mi efendim? Ha? Hatta şunu da söyleyeyim. Buradan yola çıkmadan, Ankara'dan Gebze'ye çıkmadan buradaki Ankara bürokratlar şehrinde yaşayan bir Sibel Baysal'ım ben. Tamam mı? İçişleri Bakanlığımızdan da imzaya da gerek yok. Karakola gidip imza atıyorum ya. Ha, zaten senin seceren boş yere hakkında açmış olduğun o sahte tanıklarla birlikte her türlü izin alırım. Hem Ankara Valiliğinden hem İçişleri Bakanlığımızdan. Gerekirse külliyeye de giderim. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan da özel kaleminden izin alırım. Ama Gebze'ye geleceğim. Bakalım o savcılarla ne yapıyorsun? Nelerle kandırıyorsun onları? O Gebze, özellikle Gebze hakimleri, gerek ceza muhakemeleri, gerek mahkemelerini. Bunu öğrenmek için özellikle oraya geleceğim efendim. Tamam Bilal. Hadi bakalım. Sen artık çok oldun. Çok oldun. Onun çocuğunu elinden aldırırım.
Ona tazminat davası açarım. Onu cezalandırırım. Yani bu Gebze'de ne var? Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında ne var? O kadar. Yazdığım suç duyurusunda bulunduklarım. Bürokratlar Ankara başkentte yaşamama rağmen dilekçelerimi vermeme, suç duyurusu dilekçelerimi vermeme rağmen neden adalet? Aslına bakarsanız başkent Ankara'da erken işlemeli. Gebze neden? Soru işareti. Tamam mı? Ben, adım Sibel. Ben soyadımı Biricik, ölen Biricik'le beraber Kazım Bulut'la Kocaeli Kandıra cezaevinde yatarken oradan değiştirmeye kalktım soyadımı. Red geldi. Ama sen nasıl yabancı bir soyad alıyorsun? O da muamma. Bekle geliyorum Gebze.